Son 4-5 gündür işte dokunulmazlık oyunu yaklaşıyor ve ben Büşra'yı böyle bir izliyorum. Sürekli Hikmet, Bora, Seda bunların yanına sürekli gidip böyle fısır fısır bir şeyler konuştuğunu kuytu köşede görüyorum açıkçası. Bana diyor ki işte ben Nikos herhalde bana biraz yakınlık duyuyor, ilgi duyuyor. Ben de diyor ona hani biraz böyle ilgi gösterip Yunanlara istediğim kişiyi yazdırayım. Öyle dedi. Ya Seda, Hikmet onlar toplanıp fısır fısır konuşuyorsun. Hayır, sen Hikmet'in, her zaman Hikmet'in adını bir daha Seda ağzıma almayacağım diyen sendin. Ama dokunulmazlık yaklaşınca üçünüz grup olup konuştuğunuzu 2-3 defa gördüm. Ne alaka grup olmak? Hikmet ne zaman için... sen beni Hikmet abiyle samimi bir şekilde gördün o olaydan? Az önce gördüm. Hayır, ben Hikmet abiyle birkaç kez köşelerde falan konuşuyorsun. Büşra şimdi yalan diyorsun ya işte arka tarafta işte bunlar yani. Bunlar ikili oynuyorsun. Grisin gri. Kim gri? Anladım ya, beyaz ya siyah varsın işte. Ya beyaz siyah. Tamam, dostumsun. Ben şey sana oluyor. Benim dostumsun demedim. Bana sana dedim ki bir daha dedim yalan söyleme dedim. Bir saniye demedin mi dostum? Demedim. Partiden önceki ve sonraki gün konuştuğumuzda da işte sen benim dostumsun, burada güvendiğim tek kişisin. İşte ne olur beni yanıltma vesaire. Çok iyi niyetlisin. İşte ağzından laf almaya çalışabilirler. Dikkatli ol vesaire. Bu tarz akıllar verecek kadar samimi davranıp daha sonrasında ben sana güvenmiyorum tarzında kelimeler sarf etti. Dostum olmak istiyorsan dedim ortada durma dedim sana. Ya bir tarafta dur dedim sana, anladın mı? Ben kimseyle dost olmak için gelmedim buraya ama sen dostumsun dediysen ben o şekilde sana davranırım. Ben sana ne dostumsun diyeceğim ya? Kızım kafayı mı yedin sen? Tamam. Büşra, ben dedi. Sana ne zaman güveniyorum dedim. Güvenmiyorum dedim ben sana ya. Tamam. Ne yalancı bir şeysin sen ya. Tavla oynarken Büşra'ya işte dokunulmazlıkla ilgili konu açtım. Kaybedersek en azından üçümüz bir kişi yazalım. Onlar da muhtemelen Sabriye'nin performansı düşük, Sabriye yazacaktırlar. Biz de Bora'yı yazarsak iki kişiyi potaya çıkarmış oluruz. Yunanlar da muhtemelen performansına göre seni yazacaktır. 3 kişilik bir pota olur. Senin %50'lik gitme şansın %30'lara kadar düşer gibi konuşurken Büşra dedi ki ben işte Bora abinin performansı yönü yazmıyorum. Girersem sadece Sabriye ile potaya girerim. Ben dedim ki hani %30 varken neden %50 yapıyorsun hani? Bizimle bir hareket edebilirsin gibisinden konuştuk. Tamam, senin fikrin şu anda bizden ayrıldı. Onu söylemeye çalışıyorum. Ya bizden ayrıldı. Hani bununla var ya hiç konuşma, ağzını tut, kapat. Susar mısın sen? Bir onunla konuşuyorum, bir susar mısın? Bir susar mısın? Acayip bir susar mısın? Ya sus! Ya bir susar mısın ya? Ne canını sıkma? Sen kimsin canını sıkıyorum? Konuşma, tartışma. Ben hiçbir şeyim, sen ya her şeysin. Konuşursam 2 dakika sonra Okay abiyle de konuşmazsın sen de, neyse ben sadece saygımdan susuyorum. Sen konuş, ben ağzımı bir açarsam sen de konuşamazsın. Vallahi ben ağzımı bir açarsam... Aç ister, aç! Senlik değil ya. Aç. Olayı bile anlamıyorsun. İşte bu kadar farklı bakıyorsun. Bakıyoruz ya bunu yani. Dokunulmazlıktan sonra göreceğiz. Senin işte planını niye oyun planı belli olduktan sonra böyle bir tavra girdiniz? Çünkü onu anlamadım. Oyun planı oyun geldi. 2 gündür sen oynadık. Üçlü gidiyorsun ya, onlarla konuşuyorsun. Burada dediği oyun planı geldi falan nedir o? Oyun planı derken herhalde bu potayı planlıyorlar ve planları tutmamasının gerginliği zannediyorum bu. 1-0 öndeler bir de yani, niye bu kadar böyle hesap yapıyorlar? Yani evet, daha hiçbir şey olmamış. Saçma bir durum. Girilmiş ama ben şunu çözemedim. Mesela Okay Büşra için diyor ya %50'lik gitme durumun %30'a insin. Mesela Okay bunu neden yapıyor sizce? Ben bunu çok merak ettim. Amacı gerçekten Büşra'nın gitme durumunu azaltmak mı? Yoksa Okay'ın amacı başka bir şey mi? Neden 3 kişi potaya girsin, senin gidişin %50'den %30'a düşsün? Hani ben mesela Okay ve Büşra'yı, Sabriye ve Büşra'yı o kadar... şey görmüyorum. Gitmesinler diye uğraşacak bir arkadaşlıkları ve dostlukları yok görüldüğü gibi yani. Kim aday çıkar diye konuşuyorlar? Büşra, Sabriye ve Bora'yı. Bir de Bora'yı sokalım. Peki Okay niye Büşra'ya böyle bir şey diyor işte? Aslında enteresan olan o. Ya Okay Bora ile anlaşamadığı için, hani sürekli ben senin ismini yazacağım dediği için belki Bora'yı o yüzden potaya sokmak istiyor. Ya da gerçekten dediğin gibi Büşra'yı sevdiğinden hani senin ihtimalini en aza indirelim, gitme ihtimali diye. Yani 2 seçenek var, başka bir şey olamaz. Yani bana çok 2. seçenek mantıklı gelmedi bu sahneden. Ama ben şöyle diyeyim yani, şu beyaz takıma bakınca Türk yarışmacılardan 3'lü de 4'lü de pota olsa, 2'li de olsa ben Büşra'nın gideceğini düşünüyorum. Yani. Evet. O yüzden tabii bu bizim gördüğümüz de ama Büşra açısından mantıklı bir durum. Ama şu da çok yanlış. Düşünsene bir Büşra izliyorsun bugüne kadar. İşte hep aynı örneği veriyorum. Asya, Avrupa, arada gezen bir Büşra. Yine bir yerlerde gezmeye çalışıyor. Şimdi SMS'e gireceksin büyük ihtimalle. SMS öncesi yine böyle ortalarda kalman. Yani senin duruşunla alakalı seyirci gözünde de bir sıkıntı yaratır. Büşra şu an net bir şekilde Sabriye ile Okay'a tutunsa çok daha güzel bir şey olur yani. Niye gidip Seda ile Hikmet'le konuşuyor? Ondan sonra oraya geliyor falan. İhsan ne diyorsun? Yani çıkmaz da bence Büşra. Evet, dediğin doğru. Yani normalde olması gereken şey bir taraf suçu seçip o taraftan devam etmek ve oranın hakkını vermek. Ama şimdi Büşra bu saatten sonra Sabriye'lerin tarafını seçse aday olacak. Aday olacağı zaman da işte muhtemelen Okay'ın anlattığı şekle göre Bora'yla ve Sabriye'yle potaya çıkacak. Diyordur ki Bora bu kadar potalardan çıktı. Kimleri kimler eledi. Sabriye'yi biliyoruz potansiyel olarak. Ben zaten bu potaya girsem elenirim. Ben o zaman niye pis pisine bu potaya gireyim? Bari ben ortalarda gezmeye devam edeyim. Gideyim Seda ablalara yanaşayım. İlk Türk elemesini atlatırsam aday olmadan adada en az 3-4 hafta daha kalırım. Çok basit bir mantık. Çünkü ilk Türk elemesini atlatırsa aday olmadan bir daha Yunan elemesi gelecek. Takım bir daha ne zaman yenilecek? Bir daha Türk gelecek. Belki sistem değişecek. Yani önemli olan önünde var olmakta, gelmekte olan, yaklaşmakta olan ilk Türk elemesini aday olmadan atlatması lazım şu an. Onun için de böyle başladı yani oynamaya. Tamam da Seda ile Hikmet'e gitmek doğru bir strateji değil ki burada. Çünkü Seda ile Hikmet'e gittiğin zaman onları sadece 3 adaydan 2 aday çıkmasına ikna edersin. Seni çünkü onlar yazmasa bile sen onlarla beraber atıyorum Sabriye bile yazsan Yunan takımı seni çıkaracak. Çıkarmaz. Nasıl yani, çıkarmaz? Şöyle, şimdi, Okay'ı mı çıkarır? Sabriye'nin karşısına. Evet, çünkü şöyle şimdi takımı alt alta yazdığın zaman beyaz takımı en kötüsü hatta bütün Survivor'ın en kötüsü Sabriye. Yani Sabriye mesela şimdi Büşra'yı dün akşam izledik. 3'te 3 yaptı oyunu kazandıran Büşra. Büşra'nın ara ara gelip böyle inanılmaz oyun şeyleri var. Sabriye ile performans açısından fark var. Yani Büşra bir tık önde takım için. Yunan takımı Büşra Sabriye potası yaparsa Bora onlara çok iyi şunu anlatabilir. Burada zaten Sabriye gitmez. Ama şunu yaparsanız Sabriye göndermek istiyorsanız karşısına Okay'ı koyun. Ben de sizle beraber oy atayım mı? Yani ben ilk önümüzdeki beyaz potanın Okay ve Sabriye olacağını düşünüyorum. Ve Bora bunu çok Okay ve Sabriye. Evet. Büşra sayesinde. Evet, çünkü Yunan takımı Hikmet'le çok iyi anlaşıyor. Bora'yı dinliyor. Bora'nın İngilizcesi çok kuvvetli. Ve beyaz takımın yani Yunanların hedefi nedir? Sabriye'nin gitmesini isterler. Yani Büşra mı Sabriye mi onlara sunsan 10 kere Sabriye derler. Dün akşamı da gördük mesela Büşra'nın performansını. Büşra aday olursa Büşra gider. Bunu da anlatırlarsa ben de öyle düşünüyorum mesela. Bunu da anlatırlarsa Yunan takımına. Yunan takımı Büşra Sabriye yerine Sabriye ve gidebileceği Okay potasını bence kullanırlar. Ben de sana şöyle bir şey söyleyeyim. Benim fikrim tabii. Şimdi Büşra böyle bir şey yaptığı zaman, tamam mı? Bundan 10 gün önceye gidiyorum. Hikmet'in suratına Hikmet diyen, tamam mı? Bak Hikmet diyen, Yunanlara bu adam kötü adam, buna dikkat edin diyen bir Büşra, yalancı diyen bir Büşra. Gidiyor Hikmetlerle beraber oy kullanıyor. O Hikmet dediği an ormana gidip sinir krizi geçiren Büşra'yı savunmak için Okay Hikmet'e adam ol diyor. Kızın zayıflığından faydalanma diyor. Sen bu Okay'ı aday çıkarıyorsun. Şimdi eğer bak şunu söyleyeceğim. Bu bir varsayım. Eğer böyle bir plan yapıp 2 hafta daha Survivor'da kalayım diye bu tip oyunlara girerse Büşra burada seyircinin bir kısmının yüzüne bakamaz. Ve böyle bir şey için ben hayatta 2 hafta daha kalmak için böyle bir riski almam. Araba dahi kazansam açık söyleyeyim. Ama zaten aynen. Bu sahnede baksana durup dururken ben bir konuşursam sen ona bakamazsın. Ben bir konuşursam sen buna bakamazsın. Çok gerek var mı bunlara? Düşür zaten. Sonunda da Okay'la Sabriye birbirine düşüyor. Evet.